Aa, burada mısınız? Pardon. Bunu merak ediyorsanız pazar günü yaş günümde oğlumla gelinim bana çok güzel bir hediye yapmış. Mesaj almışsınızdır. Sevgili dostlar, merhabalar. Video çekmek çok karışık gibi gelebilir insana. Özellikle insanlar sonradan düzeltmeleri sıkıntı yaptıkları için işin kolayına kaçmaya kalkarlar ama özellikle de mesela işte bazı markalarda sinelogtu, bilmem ne logtu ya da log genel anlamıyla video çekmek ürkütür insanları. Çok karışık bir şey olduğunu falan zannederler. Bu programı ben biliyorsunuz her şeyi kolaylaştırmak adına yapmaya çalışıyorum. Ve elimden geldiği kadar da size bütün kolay yollarını, kısa yollarını ve kolay yollarını anlatmaya çalışıyorum. Bu bölümde de küçük bir seri hazırlamaya karar verdim. Bu serinin adı da çekinmeyin. Yani korkmayın anlamında çekinmeyin. F-Log çekmekten çekinmeyin. Manuel çekmekten çekinmeyin. RAW çekmekten çekinmeyin. Duruma göre sırf manuel çekiyorsanız da diyafram öncelikli çekmekten çekinmeyin. Ya da enstantane öncelikli çekmekten çekinmeyin. Çekinmeyin ya. Ben buradayım. Korkmayın. Bugün video biraz uzun kaçabilir. Dolayısıyla arzu edenler için aşağıda bölümlere bölmüş olacağım, ayırmış olacağım bu videoyu. Doğrudan doğruya arzu ettiğiniz bölüme de geçebilirsiniz. Çünkü A'dan Z'ye anlatmaya çalışacağım en basit yoluyla F-Log çekimi, F-Log çekiminden sonra renklendirmenin nasıl yapıldığıyla ilgili küçük bir bilgi. Bunu yaparken de iki tane program kullanacağım. Bir tanesi bedava bir program ve bugün profesyonel dünyanın hatta Hollywood'un kullandığı bir program. Blackmagic Design'ın DaVinci Resolve programını. Diğeri de ücret karşılığında satın aldığınız Apple'ın kendi programı ki ben ne yazık ki o parayı verdim. Elim ona alıştığı için de daha ziyade şeyi kullanıyorum. O programı kullanıyorum. O da Final Cut Pro X. Videoyu sonuna kadar seyretmek bence sizin açınızdan yararlı olacaktır. Çünkü videonun sonunda size bir sürprizim olacak. Küçük bir hediye tasarladım. Dolayısıyla videonun sonuna kadar benimle beraber kalırsanız sevinirim. Ya da isterseniz hemen videonun sonuna gelin ama ayıp olur yani, öyle şeyler yapmayın. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Kanalı yeni olanlar için çok kısa bir tanıtım yapayım. Bu kanalda öncelikle fotoğraf ile ilgili ve fotoğrafçılıkla ilgili aklınıza gelebilecek her konuya değinmeye çalışıyorum. Gerek ürün tanıtımları ile ilgili, gerek fotoğraf çekmenin basit ve ince yollarını ve size fotoğrafçılığı daha çok sevdirmek adına. Son zamanlarda da sizden gelen istekler doğrultusuna biraz da hani çok naçizane video, bildiğim kadarıyla videografi ile ilgili de biraz içerikler üretmeye başladım. Bu konular beni ilgilendiriyor diyorsanız lütfen abone olmayı sakın ihmal etmeyin ki bu içerikleri çok daha süratli bir biçimde daha geniş kitlelere yayalım. Şimdiden teşekkür ederim. O zaman konumuza geçelim. Sevgili dostlar, ilk yapacağımız şey bir iki programı indireceğiz. Bir tanesi Blackmagic Design'ın bedava versiyonu olan DaVinci Resolve ki bu programı inanın ki Hollywood stüdyoları kullanıyor. Tabii onun paralı versiyonunu kullanıyorlar ama parası versiyonuna dahi çok fazla şey yapabiliyorsunuz. Ama önce biz Fujifilm.com'a yani globale gidelim. Oradan indireceğimiz support'tan, download software and firmware'den LUT bölümüne geliyoruz. F-Log dediğiniz aslında flat çekimdir, düz çekimdir. Dolayısıyla herhangi bir profil yüklü olmadığı için ve daha sonra istediğiniz gibi renklerinizi ayarlayabileceğiniz için, buna mukabil olarak da çok daha geniş bir devingen alan yarattığı için genellikle tercih edilen bir video çekim şeklidir. Şurada gördüğünüz gibi download'un altında bu versiyonu, bunu indirdiğiniz zaman burada göreceksiniz F-Log'unuzu. Şimdi biz buradan çıkalım. İkinci gideceğimiz yer blackmagicdesign.com'a gidiyoruz. Aşağı doğru iniyoruz. Aşağı indikçe de göreceğiz ki DaVinci Resolve bölümüne geliyoruz. Free Download Now diyor. Görüyor musunuz? Buraya girdiğimiz zaman yine aşağı inerek Download Now bölümüne geliyoruz. Download Now'dan eğer Mac kullanıyorsanız Mac versiyonu, Windows kullanıyorsanız Windows versiyonunu tıklayarak download ediyorsunuz. Yapmanız gereken buradan çalıştırıp yüklemek. DaVinci Resolve açıldığı zaman karşınıza böyle bir pencere çıkar. Tabii bunlar sizde olmayacaktır. Untitled Project'e de gelebilirsiniz. Buradan New Project'ten de ayarlayabilirsiniz ama ben size buradan tavsiye ederim. Ayarları sağ alt köşedeki şu yıldızdan değiştirebiliyorsunuz. Arzu ederseniz bunu 1080p değil de 4K'da ayarlayabilirsiniz. Onlar sonraki detaylar. Color Management'e gireceğiz. Şu bölümde Lookup Tables yani LUT bölümü var. Buradan Open LUT Folder diyeceğiz. Ve masa üzerine daha önce attığımız Dosyayı buradaki dosyanın içine atacağız. Ondan sonra da bu şekilde XT4 olarak gözükecek. Bunu yaptıktan sonra bunları kapatacağız. Ondan sonra update this diyeceğiz. Save diyeceğiz. Bitecek. Sonra buraya geleceğiz. File olarak new timeline diyeceğiz. Bu timeline'a F-Log, yani hangi projeyi hazırlıyorsanız bir isim vererek açmış olacaksınız. Şuradaki ekrana sağ tuşlayarak import media deyip dosyanızı bulup dosyalardaki videolarınızın hepsini işaretleyip buraya atmak olacaktır. Ondan sonra o hangisini kullanacak iseniz, ki dördünü birden şu anda indirmiş vaziyetteyiz biz. Orta bir yere geleceğiz. Programın aşağısına baktığınız zaman çok bölümlü bir program olduğunu göreceksiniz. Burası medya bölümü. Yani burada yaptığınızı direkt buradan da yapabiliyorsunuz. Burası kat bölümü, yani sadece kes birleştir bölümü istiyorsanız, ama bunu genelde hiç kullanmam ben. Edit'ten yaparım bütün çalışmaları. Bugün sadece bizim inceleyeceğimiz bölüm şurada bol renkli olan çark. Orası da color bölümü. Şimdi color bölümü. F-Log'un avantajı geniş bir devingen alan yarattığı için gerek üst bölgeler nedir? Parlak alan. Alt bölgelerinizde gölge alanlar. Çektiğiniz fotoğrafların RAW çekmek gibi bir kavram olarak algılayın. Ve profili kendiniz yaratabileceğiniz bir alan yaratır. Hiç LUT yüklemeden de buradaki ayarlardan kendi ayarlarınızı kendiniz düzenleyebilir. Ya da ben bunlarla hiç uğraşmak istemiyorum, ben o LUT profilini kullanacağım dediğiniz an itibaren yapmanız gereken tek bir şey var. Bunun üzerine gelip sağ tuş yapıp LUT bölümüne gelip buradan XT4'e gelip şurada gördüğünüz ikincisini seçmektir. İkincisi size en uygun ayarları verecektir. Burada curve bölümü var. Burada da farklı ayarlar var. Tekrar ayarlayabileceğiniz. Sizin bakmanız gereken tablo burası. Şimdi LUT'ı yüklemekle otomatik olarak size bir profil yükledi. Gördüğünüz gibi. Yani LUT demek aslında renk, parlaklık, gölge alan, kontrast ayarlarının peşinen yüklendiği bir profil yüklendi anlamına geliyor. Bu profilde benim yaptığım çekimlerden dolayı birazcık ben hafif karanlık kayıt yapmayı tercih ettiğim için düzeltmeyi daha sonra buradan yapabiliyorum. Yaparken sağ tarafa lütfen dikkat edin. Şu 1023'ü geçmemeye özen gösterin verdiğiniz ayarlarda. Aynı şekilde gölgelerde de sıfırın altına sakın düşmeyin. Sizin için ana ayar bu olacaktır. Daha da ileriye götürmek istiyorsanız ayarınızı, o zaman şurada gördüğünüz gibi Color Wheels bölümüne geleceksiniz. Bunu tıkladığınız zaman birçok ayar var. Offset, sizin genel olarak hepsini yükselttiğiniz, liftiniz, gölge alanlarda yaptığınız oynamalar, gain'iniz, parlak alanlar üzerindeki kontrolünüz, gamalarda orta tonlar için yapacağınız ayarları içeriyor. Ama bunların hiçbirine dokunmadan da şuradan arzu ederseniz kontrast bölümünü de artırabilirsiniz otomatik olarak. Ki ben çok kontrastı sevmem. Dolayısıyla bunu geri alacağız, bu ayarımızı. Temp dediğiniz bölümde ise beyaz ayar dengesini dahi ayarlatabiliyor size. Buradan mesela diyelim ki biraz daha soğutalım görüntümüzü. Daha doğru renkler yakalarız. Yani size verdiği imkanlar oldukça fazla. Tekrar edelim. Lift neydi? Gölgelerinizi ayarladığınız. Gain, parlak alanları ayarladığınız. Gama'da orta tonları ayarladığınız ayarlar. Hani fotoğraf makinesindeki histogramınız olarak düşünün. Burada mesela küçük bir payımız var. Gain'imizi bir parça artırabiliriz. Bunu artırırken tekrar ediyorum. Çok parlak olmamasına dikkat edin. Ayarlarınızı çok yumuşak ayarlar olarak değiştirin. Buraya baktığınız zaman buradaki ayarlarınızı azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. Ya da buradan hafif bir kontrast ilave etmek istiyorsanız da minimal bir kontrast ilave edebilirsiniz. Bunun haricinde programın kendisinde o kadar çok LUT var ki bunları tek tek inceleyerek, kendiniz deneyimleyerek bu şekilde kendinizi de geliştirebilirsiniz ve kendi arzu ettiğiniz renk profilinde kendi kendinize yaratma şansına sahip olursunuz. Gördüğünüz gibi çok da korkulacak bir şey olmadığını görüyorsunuz. İnanın bana, şuradaki ayarlara hiç dokunmasanız dahi ilk verdiği ayarlar, ki buradan biz nodu bir reset edelim, eski haline getirelim ve tekrar başlayalım aynı işleme. Tekrar şuraya bakmanızı rica ediyorum. Sağ taraftan gelelim, LUT'a gelelim, X4'ümüze gelelim. Doğrudan doğruya ikinci ayarı vurduğumuz zaman zaten her şeyi ayarlamış oluyor sizin için. En fazla dediğim gibi şuradaki körve gelerek buradan bir parça daha yukarı çekip daha aydınlık bir görüntü yakalarsınız. Bunu kapatalım. Final Cut Pro'ya gelelim. Final Cut Pro biraz daha karışık bir işlem gerektiriyor ve özellikle de çok hafıza götürdüğü için buradan yapmanız gereken, daha önce çalıştığınız bir proje varsa da çok önemli değil. File deyip, new deyip önce library'nizi, yani nereye atacaksınız? Laptopların genelde bugün modern laptopların 250 ya da bilemediniz 512 GB'lık depolama alanları ne yazık ki Final Cut Pro'nun çok güvenli yedekleme sistemi için yeterli kalmayabiliyor bir projede dahi. Dolayısıyla da tavsiye edeceğim size mutlaka daha geniş kapasiteli bir harici disk üzerine bu yedeklemeyi yapmanız. Dolayısıyla da yeni bir kütüphane yaratacağız. Library dediğimiz. Nereye yaratacağımızı seçeceğiz. Burada ben T7'ye seçiyorum. Ona bir isim vereceğiz. Buna F-Log dedim. Ondan sonra save diyeceğiz. Bununla bitmiyor. Tekrar buraya geleceğiz. Bu sefer yeni bir event yaratacağız. Yeni eventimizde library'nin F-Log library'nin içerisinde F-Log olacak. Böylelikle yepyeni bir sayfa açılmış oluyor önümüze gördüğünüz gibi. Bunun üzerine de tekrar bir new project yaratacağız. Şimdi geleceğiz, buradakilere çok dikkat edeceğiz. Buradaki ayarlar önemli. Ben en son square'de bıraktığım için düzelteyim ben onu. Genellikle ben bunları 4K olarak yapıyorum ayarlarımı. Formatım 4K. Bütün ayarlarım bu şekilde. Projeme de tekrar aynı şekilde F-Log ismini vererek çalışmaya hazır vaziyete getiriyorum. 4K ama 29 küsür FPS değil. Dikkat edelim. Ben 24 FPS çalışıyorum. Siz hangisini çalışacaksanız ona karar verin. Bu ayarlara da dikkat edin ilk yaptığınız şekilde. Ve okey dediğiniz andan itibaren gereği yapmanız gereken tek bir şey var. Şuradaki fazlalığı silip yani yok edip. Evet arkadaşlar unutmayın dosya aktarmadan önce sadece bunu seçmek değil. Şuraya dikkat edin. Buraya geleceksiniz. Sizin yarattığınız bölüme gelip gerek import medyadan gerek de ben hiç uğraşmıyorum. Doğrudan doğruya dosyayı biraz kenara çekip video dosyalarımı seçip bunun içine aktarıyorum. Aktardığım dosyalardan herhangi bir tanesini ya da hepsini hangisini arzu ederseniz aşağı timeline'ın içine indiriyorum. Sonra bir key frame seçiyorum. Yani bir anahtar nokta seçiyorum. Bu sefer şu sağ tarafta gördüğünüz seçenekler var. O seçeneklerden geliyorum. Burada color bölümü var. LUT bölümüne geliyorum. Ve bunun üzerine filmin üzerine taşıyorum. Taşıdıktan sonra şurada göreceğiniz, burayı açtığınız zaman Custom LUT yüklü olduğunu göreceksiniz. Buraya tıkladığınız zaman buradan eğer yüklü değilse Choose Custom LUT'tan bulup LUT'ınızı yükleme şansına sahipsiniz. Yok yüklüyse o zaman yapacağınız çok basit bir şey var. LUT'ınızı seçeceksiniz. Ki bunu seçmeyeceğiz tabii. ETERNA Bleach Bypass oldu bu. Burada tabii sıralama farklı olabiliyor arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Ana şeyinizi seçeceksiniz. Bu sefer sizin renk histogramınız burada şu anda gösterdiğim yerde. Bunu arzu ederseniz bunun üzerine gelip şöyle büyütelim daha rahat görelim ne yaptığımızı ne yapmadığımızı. Buradaki düzeltme üst köşede hemen bu film şeyin yanında bir üçgen göreceksiniz. Üçgen sizin renk düzeltmelerinizdir. Her seferinde buradan seçeceğiniz hangisini de düzeltmek istiyorsanız ama ben tekrar aynı mantıkla color wheel'i seçiyorum genellikle. Master sizin ana çoğaltma yani şu şekilde arzu ederseniz böyle iyice toplu halde indirip çıkartıyor. Çift tıklayarak her zaman eski haline getirebiliyorsunuz. Burada doğrudan doğruya highlight, shadows ve midtones olarak görüyorsunuz seçenekleri. Diğer taraftan farklı olarak ki orada ilave olarak onlar da dahil. İtiraf etmem gerekirse DaVinci Resolve tartışmasız tabii ki çok daha profesyonel bir program. Zannetmiyorum ki Hollywood'da Final Cut Pro kullanılsın ama bizim gibi content creator yani içerik üreticileri için daha doğrusu sinematograflar için değil de daha çok videograflar için düzenlenmiş bir program olarak ele alın. Burada daha oynayabileceğimiz payların olduğunu görüyorsunuz. Önce gelelim. Burada gördüğünüz gibi highlight'ta daha yükseltme payımız var. Highlight'ımızı birazcık yükseltelim. Yüzü pek geçmemeye dikkat ve özen gösterin. Şurada gördüğünüz gibi shadow'da pek aşağı indirme payımız kalmamış. Yoksa fazla karanlık olur. Şimdi oynayacağımız bölge midtone. Midtone'a dikkat edersek eğer arkadaşlar. Midtone sizin hem kontrastınızı ayarlıyor hem de ten renginizi doğruluyor. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde ayarlamakla, ufak tefek denemelerle en sonunda renk profilinizi düzgünce ayarlamış oluyorsunuz. Arzu ederseniz daha ilaveler de yaparsınız. Bu bir tanesiydi. Buradan da diğer tarafta gördüğünüz temp dediğimiz burada temperature olarak karşınıza çıkıyor. 5000 gözüküyor. Demek ki bu çok fazla. Biz bunu 4400'e ayarlamıştık. 4400'e getirdik. Bütün ayarlarımızı yapmış olduk. Çok arzu ederseniz burada tint de ayarlaması yapabilirsiniz, hue ayarlamaları da yapabilirsiniz vesaire vesaire. Ama genel olarak ayarlarımızı biz buradan yapıyor ve burada düzeltmiş oluyoruz. Videonun bu bölümü F-Log ile çekiliyor. Düzeltmesiz. Bu da düzeltmeden sonra. Sevgili dostlar, videonun bu bölümü F-Log ile çekilmiyor. Şu anda ETERNA film simülasyonu kullanıyorum ve MOV ile çekiyorum. Video ayarlarıyla hiçbir oynama yapmadım. Birebir F-Log'daki ayarlarımla aynı. Size aradaki farkı görebilirsiniz diye videonun bu bölümünü size ETERNA'da çekmiş oluyorum. Evet, umarım kafanız çok karışmamıştır. İnanıyorum ki bundan sonra siz de F-Log çekip en azından denersiniz. Ve deneme yanılma yoluyla da aslında bunun çok da kafa karıştırıcı bir şey olmadığını görürsünüz. Çok sıkıştığınızda ben elimden gelen bütün sorulara da yorumlarda cevap vermeye çalışıyorum. Ama gelelim öncelikle sürprizime. Sevgili dostlar, öncelikle yeni abonelere hoş geldiniz diyorum. Ve kanala gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Ama gelin şu abone sayısını hep beraber yükseltelim. Yeni bir hedef koydum kendime. 1000 aboneyi geçince size küçük bir hediyem olacak. Ben öyle dışarıdan sponsorluklarla bu işi götüren bir insan olmadığımı artık iyiden iyi anlamışsınızdır. Dolayısıyla bu harcamaların hepsini ben kendi cebimden yapıyorum. Ama olsun. Gönlümden geçti. Size küçük gibi gözüken ama çok iş yapan şu küçücük aksesuarı hediye etmek istiyorum. Çekilişle hediye edilecek tabii. 1000 aboneyi geçtikten sonra. Dolayısıyla bütün çevrenizi birazcık harekete geçirin derim. Bu JJC'nin 11 milimetrelik Fujifilm'e tam uyumlu makro uzatma tüpü. Yani herhangi bir lense bunu takıp iyice dibine girdiğiniz zaman makro fotoğraflar çekmenize izin veren harikulade küçücük bir aksesuar. Bence Fujifilm için yaratılmış genel anlamda en güzel aksesuarlardan bir tanesi. Hadi hep beraber 1000 aboneye geçelim. Ondan sonra size bu muhteşem küçük hediyeyi vermiş olayım. Sevgili dostlar, videoyu sonuna kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Lütfen yorumlarınızın ne kadar değerli olduğunun farkına varın. O yorumlar beni yönlendiriyor. Arzu ettiğiniz bu içeriklerle ilgili beni motive ediyor. Bana inanılmaz güzel bir itici güç oluyorsunuz. Hepinize bu konuda teşekkür ediyorum. Lütfen yorumlarınızı bundan dolayı ihmal etmeyin. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Ben Erdinç Ömeç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük bu kadar.